Kaddafi'ye bağlı Libya televizyonu Zaviye kentinin günlerce süren çatışmalar sonrasında hükümetin kontrolüne geçtiğini duyurdu. Zaviye sakinleri de Kaddafi yanlısı güçlerin kent meydanına girdiğini, isyancıların geri çekildiğini ifade etti. Kaddafi güçlerinin saldırısında petrol terminali de isabet aldı. Libya'nın doğusundaki büyük bir petrol terminalinde çalışan Libyalı mühendis, hava saldırılarında Sidre Limanı'nın vurulduğunu, depolama tanklarının da tahrip olduğunu söyledi. Mühendis, saldırıda her birinde yaklaşık 600 bin litre petrol olan 4 depolama tankının patladığını kaydetti. Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin başkanı Şükrü Ghanem ise petrol alanlarından yerli ve yabancı işçilerin ayrılması sonucu günlük 1.6 milyon varil olan petrol üretiminin yarım milyon varile düştüğünü söyledi. Ghanem, OPEC'in Libya'daki düşüşü telafi etmeye hazır olduğunu fakat bunun için henüz işaret olmadığını kaydetti. NATO ise Libya krizi ile ilgili seçenekleri ele aldı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın Libya'ya müdahale etmeyi düşünmediğini ancak tüm ihtimallerin plan dahilinde olduğunu söyledi. Fransa, Libya'ya olası bir askeri operasyonun Birleşmiş Milletler şemsiyesi içinde olmasını isterken, NATO'nun müdahalesine Arap dünyasından gelecek tepkiler yüzünden sıcak bakmıyor. Fransa, uçuşa yasak bölge içinde Birleşmiş Milletler'in yetki vermesini istiyor. Libya üzerinde uçuşa yasak bölge kararına Almanya, Rusya ve Çin de karşı çıkıyor.